Ya bir insanın beyni sevişmeyecek, beyni. Karahan yanlış ilişkilerin kurbanı oldu. Sana özel bir ilgisi var mıydı? Birileri sustu, birileri daha ön plana çıktı, birileri daha çok para kazandı. Girdim. Ondan sonra 5,5 ay yıkamadım. Evet sevgili seyirciler, haberler.com'da haber bahane röportaj serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Her pazartesi sizlerle yürekten sevdiğiniz ve hikayesine inandığımız, güvendiğimiz, kalbinin kapılarını bizler için ardına kadar açacağına inandığımız dostlarımızla, sevdiklerinizle sizleri buluşturmayı sürdürüyoruz. 10 parmağında 10 marifet var. Benim sahne sanatlarında yegane partnerim, çok sevdiğim dostum, Türkiye'nin tescilli güzellerinden ve hem müzik dünyasının hem sahne sanatlarının hanım ağası o, Tuğba Özay bizlerle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk Gökay'cığım. Çok teşekkür ediyorum. Çok onur ettin beni sözlerinle. Estağfurullah, öyle gerçekten ama. Gerçekten artık yegane partner durumundayız. Ayrılmaz ikili olduk. Urfa'dan daha ayağımızın tozuyla geldik. Zaten 3 gün boyunca 7-24 beraberdik. Ayrılamıyorlardı biz. Ayrılamıyorlardı. Aman Allah'ım. Şimdi de haberler.com'da senin konuğunum. Ama senin ışığın, senin sohbetin, dostluğun, kardeşliğin, kafa denkliğin, uyumun. Urfa'da bunu daha da gördüm çünkü. Dur bakalım, röportajın sonunda aynı düşünceleri. Tabii yani şimdi Gökay Kalaycıoğlu, kendisi Karadenizli hemşerimiz olmakla beraber soyadı Kalaycı. Ya hani bakayım acaba kalaylanacak mıyım, kalaylanacak mısın? Evet, bakalım göreceğiz o konuda. Evet, A'dan Z'ye bir Tuğba Özay portresi çizelim istiyorum ben. Şimdi ailene deli düşkünsün. Bu soruyu iki taraflı soracağım. Çekirdek aileni kuramadığın için yegane varlığın annen baban mı? Yoksa... Çekirdeği kuramadım, kabak çekirdeğiyle devam ediyorum. Yok, şöyle diyelim. Çekirdeği kuramadım, ay çekirdeğiyle devam ediyorum. Ay çekirdeğiyle. Tabii. Ya da anne babana çok düşkün olduğun için mi kendi çekirdek aileni oluşturamadı? Şimdi burada bir bu kadar aileye düşkün olan bir kadının ilgili yaş dönemi itibarıyla ailesini, yuvasını çoktan kurup çoluğa çocuğa karışmış olması gerekiyordu. Şimdi şöyle, ben evet çok modern bir ailede yetiştim, çok çağdaş bir ailede yetiştim ama bir o kadar da gelenekçi bir ailede yetiştim. Hatta ben bugün bu çekimden çıkacağım. Babam benimle uzun bir konuşma yapacakmış. Ve kendisinin karşısına çıkacağım. Bakalım neler diyecek. Çünkü biliyorsun şu pandemi sürecinde genelde Antalya'daki çiftliğimizde idim. Annemler de İstanbul'da olduğu için. Ama muhtemelen benim hayatımla ilgili bir konuşma yapacak. Tabii ki onlar da istiyor ki ben de mutlu olayım, yuvamı kurayım. Çoluk çocuk sahibi olayım. Ama işte hayallerle gerçekler maalesef ki örtüşemeyebiliyor. Benim için ahlaki değerler çok önemli. Belki biraz hala o eski kafadayım, o gelenekçi kafadayım. Aldatıldın mı peki? Aldatıldım mı? Vallahi... Benim hislerim çok kuvvetli Gökay. Bazen öncü rüyalar görürüm ben. Ve rüyama gelir o benim. Yani bu ihanet benim için sadece... cinsel olarak birliktelik sadece o değildir ihanet. Ya bir insanın beyni sevişmeyecek, beyni. Sen onu beyninde yaşıyorsan zaten sen ihanetin en büyüğünü yapıyorsun. Ya bana hep sevmeyi öğrettiler. Emek vermeyi, bir ilişkide mücadele etmeyi, emek vermeyi öğrettiler. Ben onu yapıyorum. Fos çıkıyor. Ama anneme diyorum ki... Annem de beni hep uyarıyor. Diyor ki bak... Bununla bir şey olmaz. Ben bunu bir gelecek görmüyorum. Sonunu görmüyorum diyor. Ama anne diyor mesela diyor ki ya görmüyor musun hani bak sen üzülüyorsun. Ben diyor benim bir tane evladım İlla var. İlla yaşayacaksın onu, kendin deneyimleyeceksin. Ondan sonra babam da mesela eline ateşe elinin yanması için elini ateşe atma diyor. Erkek olsaydın keşke diyor. Ya ben öyle sürprizler yaparım ki adamın ayakları yerden kesilir, havalanır. Zanneder ki Tuğba tamam. Bana aşık, benden vazgeçemez. Ha. İşte kazına ya öyle olmuyor sonra. Bir şey söyleyeceğim. Sen gençler ruhlusun o zaman. Gençler ruhluyum ama işte öte yandan o güçlü Tuğba var ya. Hani iki adım sonra ayağını ovarım, ayağını yıkarıma gelecek bu mevzu. Şaka yapıyorsun. Ne var canım, ilişki yaşıyorsun. Sevdiğin insan bu.
her şeyi yaşıyorsun da ayağını mı masaj yapmayacaksın ayağına? Annem bana mesela bazen böyle öyle enteresan şeyler yaşamışızdır ki. Yani der ki ben babana böyle şeyler yapmadım der. Ama bu güç, bu popülerlik vesaire, şimdi bu kadar keyifle anlattığın bu güç vakti zamanında gençlik döneminde seni çok korkutuyordu. Ben bunu nasıl taşırım diye. Bunu da kimle konuşuyordun? Rahmetli Karahan Çantay'la. Doğru mu? Kısmen. Neler konuşuyordunuz onunla? Neler anlatırdı sana? Neler paylaşırdınız? Senin için özel adamlardan bir tanesiydi, onu biliyorum. Evet. Kaybının da seni derinden etkilediğini biliyorum. O konuyla ilgili çok fazla bilgiye sahipsin, onu da biliyorum. Karahan Çantay diyeyim, ben şöyle masaya konuyu bırakayım, sözü sana bırakıyorum. Öncelikle Allah rahmet eylesin, ışıklar içinde uyusun. Allah ailesine ve sevdiklerine, sevenlerine sabır versin. Karahan'ın ölümü beni çok etkiledi. Biliyorum. Karahan'la Facebook'tan zaman zaman yazışıyorduk. Hatta en son birkaç ay önce yazmıştı, geleceğini söylemişti. Karahan benim 1996, evet, ilk Türkiye Erkek Güzeli seçildiği zamandan beri arkadaşım. Ve hatta o yıllarda biz Karahan'la Taksim'de bir modellik ajansı vardı. Orada birlikte ders vermek için anlaşmıştık o ajansla. O yüzden çok sık bir araya geliyorduk. Zaten podyumda da aynı şekilde çok çalışmışlığımız oldu ve aynı zamanda birlikte dizi de çektik. Türker İnanoğlu'ydu yapımcımız. Zehirli Çiçek adlı dizide benim sevgilim rolündeydi Karahan. Karahan'ı ben şöyle özetleyeyim. Karahan gerçekten çok yakışıklı bir adam. Çok kültürlü, çok duygusal, çok naif, çok beyefendi, çok nazik, çok kibar bir insandı. Karahan yanlış ilişkilerin kurbanı oldu. Yanlış arkadaşlıkların kurbanı oldu. Bu ülkede ben bunu anlamıyorum. Bu ülkede, hele ki o dönemde. Toydu. Bak. Yanlış ilişki yaşayan tek adam bu muydu ya? Ama şöyle. Ya da bu kadar ağır bedel ödeyen başkası oldu mu? Şöyle bir durum var. Karahan tek başına bir çocuktu. Tamam, ailesi var, sevenleri var vesaire, ama Karahan çok duygusal yapıda bir insandı. Belki de o süreç zaten Karahan'ın vefatından sonra çok yazıldı. Şu anda da sosyal medyada çok konuşuldu, tartışıldı ama orada çok ciddi bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ya belki de o süreci kimse hak etmedi. Türkiye'nin çok gündemine oturan bir konuyla maalesef karşı karşıya kaldı. Ama işte bedelini ülkesinden gitmekle ödedi. Ve çok uzun yıllar ülkeye gelmedi, gelemedi. Yani bunun ardında neler vardı, neler bir yaşandı. Bir şey merak ediyorum. Bunu... Sırlarıyla gitti Karahan. Merak ediyorum bunu, muzurluk olarak soruyorum. Sana özel bilgisi var mıydı? Karahan'la biz hani hiç öyle bir özel bir şey yaşamadık ama... Masum bir ilgi, adı konmamış yani, bir şey. Yok, ama Karahan'la çok sohbetler ederdik. Bir de aynı dizi setindeyiz, aynı ortamdayız. Bir de iki sevgiliyi oynuyoruz ister istemez. Yakınlığımız geçmiş vardı. Geçmiş arşivlere bakınca onları gördüm çünkü. Acaba yakınlığımız vardı ama Karahan beni bir yerde çok etkiledi ve inanır mısın? Yıllar boyu Karahan'ın o tavrı hep bana örnek olmuştur. Hep ama. O da şuydu. Bir gün Beyoğlu'nda yürüyoruz, ajansa gidiyorduk ve hava da böyle, böyle hafif yağmur çiseliyor, soğuk da bir hava. Karahan da daha yeni Türkiye Erkek Güzeli seçilmiş, ben de bir sene öncesinde Türkiye Güzeli ve Dünya İkinci Güzeli seçmişim. Hani ben de artık popülerim, tanınan bir insanım ama kızlar Karahan'ı bir gördü Gökay, çığlık çığlığa insanlar. Yani şimdi Can Yaman falan hani yapılıyor ya öyle şey. Biz yani bunu Karahan'da yaşadık ki zaten her dönemin muhakkak ki yakışıklısı da, güzeli de, popüler olanı da var. Ama kızlar bir anda etrafımızı sardı. Allah'ım bırakmıyorlar. Fotoğraf, fotoğraf. O öpmek istiyor, sarılmak istiyor, dokunmak istiyor. Karahan dedim. Yani tamam benimle de fotoğraf çektiler ama hani ona olan hani kızların o anki ilgisi çok daha farklıydı. Karahan dedim ya sıkılmıyor musun, bunu almıyor musun? Benim de daha yaşım yani 17 falan. O da işte benden tabii yaşça büyüktü ama Karahan bana şunu söyledi. Yo dedi. Aksine dedi çok alıştım dedi ve onların sevgisi bana moral veriyor dedi. Mutlu oluyorum artık alıştım dedi. Ki bunu hani daha yeni yeni Türkiye'nin göz bebeği durumunda
Ama çok çabuk adapte olmuştu buna. Ve sonra hep böyle insanlar benimle fotoğraf çektirmek istediğinde ben hiç kimseyi kırmam. Hep Karahan'ın o tavrını örnek aldığım içindir biliyor musun? Bir yerde de. Yani %50 kendi içimdeyse zaten o sevgi, insanlara karşı o empati, o hoşgörü. %50 de vardır Karahan'ın bende o. Hiç etkilenmediniz mi o dönem birbirinizden ya bu kadar paylaşım yaparken? Biriniz taş gibi bir adam, biriniz taş gibi bir hatun. Yok. Niye o yok biraz böyle geç çıkıyor? Yok bir ya. Bir ufaktan vardı sanki. Yok hayır yani aramızda herhangi bir şey asla. Olmadı tamam mı? Hani şey. Dile gelmemiş böyle bir şeyler. Ya sadece ben Kıra'nın insanlığını gerçekten çok sevdim. Çünkü çok diyorum ya çok duygusal bir çocuktu. Allah gani gani rahmet eylesin. Sence peki bu sonuç birilerini vicdan muhasebesine sevk etmiş midir? Ya da bu süreç sonrasında birileri bildiklerini anlattığı takdirde ortalık sence de çok karışmayacak mı? Geçtiğimiz günlerde ablasıyla yazıştım. Ablasına başsağlığı diledim. Ablasının bana yazdığı şey, bizi şu an ayakta tutan tek şey Karahan'a olan bu muhteşem, bu yüce sevgi. Ben de buna kızıyorum. İşte 20 senedir bu adam yurt dışındaydı. Yani kimsenin sesi çıkmıyordu. Yani evet, anlatabiliyor muyum? Evet, hani ama şöyle bir şey var bak. Bu da enteresan bir şey Gökay. Evet belki unutuldu. Belki hiç gün yüzüne çıkmadı. Belki medyada hiç yer vermedi Karahan'a. Belki birileri sustu, susmak zorunda kaldı. Birileri sustu, birileri daha ön plana çıktı. Birileri daha çok para kazandı. Neyin ne olduğunu biz bilmiyoruz. Ama işte o ilahi adalet var ya. İlahi adalet muhakkak ki işler. Giden gittiğiyle kalıyor ama giden baktığınız gittiğiyle, zaman. Giden gittiğiyle kaldı ve bir de belki de en güzel işleri yapabileceği dönemde maalesef ki ülkesinden. Peki sen yolun suyun öte tarafına geçelim. Ama şimdi şunu söylemek istiyorum. Hatta geçen Tayyar Işıksaçan'la biliyorsun hani ortalık karışır vesaire gibi bir laf etmişti. Fırtınalar kurdu. Eğer aile bir takım şeyleri yani gerçek hani yaşananları vesaire konuşursa işte o zaman işin rengi değişebilir ama artık hani bunlar gün yüzüne çıkar. Çıksan olacak çıkmasan yani, olacak evet, yani. Evet kime de faydası olacak hiç. Şimdi Karahan'ın yaşadığı olay vesaire suyun öbür tarafına geçelim. Tuğba Özay bak etkilendim ve ondan örnek aldığım şeyler var diyorsun. Hiç medeni hali evliliğe ya da bir ilişkiye uygun olmayan bir insanı hayatına sokmak ya da hayatına bir şekilde ilişki yaşamak öyle bir düşüncen oldu mu? Hayır. Evli bir adamla ilişki yaşamak asla, asla istemem. Popülerlik, ün, şan, şöhret, halkın mankeni, unvanı, hanıma vesaire falan filan her şey çok güzel, şahane. Ancak bu senin de bir yol kazası yaşamanın önüne maalesef geçemedi ve senin hayatından bir 5 ay çalındı. 5,5. 5,5 ay. Her günü, her saati senin için altın kadar kıymetli. O dönemleri biraz bize anlatsana. Neydi, ne oldu ve nasıl bu haksızlık geldi seni buldu? Orman yangını yaşandı. Antalya'nın tarihinin en büyük orman yangınıydı. Bütün ormanlar yanmıştı. Ben ayıla bayıla önce hastane, sonrasında hemen atladık Antalya'ya gittik. Yani işi bile hemen iptal ettim ve Antalya'ya gittik. Ben gittiğimde bütün basın oradaydı. Artık yangın söndürülmüş, bizim çevredeki yangın da söndürülmüş. Herkes perişan, bütün köy halkı, bütün herkes yani herkes sokaklarda, jandarma. Ondan sonra bütün basın bizim çiftliğimizdeydi. Canlı yayın araçları, işte haber ajansları vesaire ve ben gider gitmez tabii ortamı görünce bir şok geçirdim. Çok ciddi bir şok geçirdim ve ağzıma gelen ne varsa söyledim. O dönemde Orman Bakanı olarak görev yapan bakana da bir sürü sözler sarf ettim. Ülkeyi yakıyorlar dedim. Bu dedim bilinçli çıkarılan orman yangınları. Bir sürü yani kendimde değildim ki zaten. O manzarayı gördüğüm zaman kedilerim testilerin içinde
hani yangından kaçmak için, korunmak için o testilerin içine girmiş, şişmiş, patladı iç organları. O kadar zaman emek verdiğimiz her şey bir anda, o kadar hani o fideleri ellerimizle diktik, babam, annem, çok emek verildi ve bütün o güzelliğin gitmiş olması, çiftliğin içinde değil sadece, yani o dışarıdaki o manzara, her şey, her yer simsiyahtı. Babamın kolları yanmıştı. Çok kötü bir manzara ile karşılaştım ve emeklerimiz gitti, ülkemiz gitti, işte bütün bu 50 yıllık, 70 yıllık çam ağaçları gitti. Bir daha ne zaman öyle bir manzarayı görebileceğiz ki, mümkün değil yani, ömrüm yetmeyecek daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Çok ağlayarak ve aynı zamanda öfkelenerek bir konuşma yaptım. Sonrasında tabii bu olay ana haberlerde birinci sırada yer aldı. Benim o açıklamalarım da çok büyük ses getirdi, çok yankı uyandırdı ve olay bir anda siyasi bir kimliğe büründü. Ve babam hatta anneme demiş ki, bunun başına bir iş gelir demiş. Bir ay sonra da hiç ilgim olmayan bir çete diye adlandırdıkları operasyonun içine dahil edildim. Hiçbir şey yoktu halbuki ortada ama gözaltına alındım. Gözaltına alınmam bile çok garip bir durum. Çünkü bir gün öncesinde, hatta tabii bir gün öncesinde, yani bu olaylar yaşanmadan, ben gözaltına alınmadan öncesinde açılıştayım, organizasyonlardayım. Polis orada, jandarma orada, hani açılış için, festival için gittiğim yerlerde. Ve bir baktım ki akşamında Tuğba Özay aranıyor diye ana haberlerde. Birinci sıradayım. Avukatımı aradım, dedim bu nedir böyle? Hatta emniyet müdürünü falan da aradım yani. Her yerde elimiz, kolumuz, eşimiz, dostumuz, arkadaşımız var. Ondan sonra ben avukatımı aldım, yardımcılarım falan. Gittik. Polis beni görünce zaten bir şaşırdı. Dedim gazetelerde böyle böyle yazıyor, Tuğba Özay aranıyor falan, nedir yani, konu ne? Neyse, girdik içeri. 45 dakika önce bizi bir beklettiler. 45 dakika sonra dediler, Tuğba Hanım, sizin bir ifadenize başvuracağız. Girdim. Ondan sonra 5,5 ay yıkamadım. Volta attın mı? 5,5 ay boyunca her gün. Ha, bildiğin. Her gün tabii canım. Tesbih merakın o dönemden mi kaldı? Yok, tesbih merakım da çocukluktan beri var ki, biliyorsun, iyi bir koleksiyonerim yani. Biliyorum. Çok seviyorum. Hanım ağa olarak mı çıktın o? Komşası oldun mu? Evet. Komşası oldun mu? Evet, iki hafta. Tabii, bir de bunu hani resmi olarak oldum. Şöyle resmi. Şimdi orası ya ayrı. Ya oğlum, şimdi bak, zamanında ağladım ya, sonra şimdi tabii, gülüyorum zaten. Tabii ki, bak şöyle bir şey. Biz bir trafik kazası geçirmiştik ailemle. Babam, ya hepimiz ya ölümden döndük. Babam bir söz söylemişti, hiç unutmam. Hayatta en trajik olaylar bile zamanla komediye dönüşür. Ben de şu anda bunu yaşıyorum. Yani ben o dönem yaşadığım sıkıntıyı şu an gülerek anlatıyorum. Çok kesiyor muydun sen, onu söyle bana. Ya senin koğuşun kurallarında ne vardı Allah aşkına? Temizlik. En başta temizlik, hijyen, birbirine olan saygı. Bir de ben yabancılar koğuşundaydım. Dünyanın dört bir yanından farklı insanlar, farklı kimlikler, dini olarak bile farklı inançlar. Mesela pazar günleri Hristiyanlar orada ayin yaparlardı. İşte Ramazan dönemine denk gelmiştim ben yine orada da. Bak, Ramazan'a denk geliyorum bir dönemim. Orada da Ramazan'a denk geldiğimizde de işte Müslüman olan arkadaşlar işte iftarını, orucunu tutuyordu, iftarını açıyordu. Görüştüklerin var mı? Hayır, hiç kimseyle görüşmüyorum ama çok güzel anılarım var, biliyor musun? Bana çok şey kattı orada. Bir gün bir yerde denk gelsen ne hissedersin? Ve bak, ben sana başka bir şey söyleyeyim. Ben oradan çıktıktan sonra evlenmeden önce eski eşimle onu oraya götürdüm, Paşa Kapısı'na. Bak dedim, burası. Ve içeri de girdik. Oturduk müdürle, jandarmayla sohbet ettik. Bak dedim, ben burada kaldım 5,5 ay.
O dönem tanış değildik. Yani orada biliyorsun o dönem biz seninle şu anki pozisyonumuz olmuş olsaydı zaten Gökay oraya cebren ve hileyle gelirdi. ben ömrümde bir Beyaz kere... Beyaz geldi mesela. Evet. Beyaz'la ilk karşılaşmamızı söyleyeyim. Bizde orada memurların bir odası vardı bizim koğuşumuzun hemen yanında küçücük bir yer. Yani iki kişi ancak girer. Yağmurlu bir günde Aralık ayı hiç unutmuyorum. Beyaz'da da tabii çok eski arkadaşız. Bir de ben oraya girmeden önce de Beyaz'ın programındaydım. Zaten çıktıktan sonra da ilk Müge Anlı ve Beyaz'ın programına konuk oldum. Önce Müge, sonra Beyaz'a. Ve Beyaz'la bir sarıldık ki... Ya yani onun gözünden yaşlar, benim gözümden yaşlar. Dışarıda yağmur falan. Orası çok diyorum ya başka bir yer. Yüreğinin tüm kapılarını açtığın için haberler.com ailesi adına, kendi adıma... Takipçilerimiz adına da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Var olun. Sizler de var olun. Canımsınız. Çok teşekkürler. Evet, kıymetli izleyicilerimiz, Tuğba Özay bizlerle beraberdi. Bakalım haftaya kim bizle olacak? Hep birlikte göreceğiz. Haber bahane diyeceğiz ve yine şahane bir sohbetle sizlerle olacağız. Hoşçakalın.